Razı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 5-6-2005 Özel günü. Yine İstanbul'da Erenköy'deyiz, Tanzer Beylerlerindeyiz. Sohbetimiz daha belki sohbetlerden devam ettiği gibi İbrahim Suresi'ydi. Onun kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak bakalım neler lütfedecek, neler gösterecek. 19. ayette kalmışız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekizinci ayette daha belki kasette de belirtildiği gibi لَا يَكْتِرُونَ مِنْ مَا كَسَبُّ عَلَى شَيْءٍ ذَلْكَ رَبَّ الْعَلِمْ بَعِيدٍ ayetinde kalmıştı. Sonra da şeyiyetten mevzu olmuştu. كُلُّ شَيْءٍ هَلْكُنْ اِلَّا وَشَفُ diye bir ayet vardı, onu konuşmuştuk. Geçen kasetimiz orada bitmişti. Bu alemde gördüğümüz her şey, her varlık, eşya denen şey, yani herhangi bir varlığı elimize aldığımız zaman cansız diye tabir edilen, aslında her varlıkta bir can olduğu gerçektir ama genelde cansız diye kabul eder. Bu şeyiyet toplam olarak bunların çoğul olarak eşya denildi. Yani şeyler. Eşya şeylerin çoğulu. Şimdi şunlara tek olarak baktığımız zaman bunlar bir şey. Eşya dendiği zaman bütün bunlar, zaten o da eşyası dendiği zaman yine, genelde yine öyle anlıyoruz. Kül şeyin helikün illa veçehu, her şey helak olacaktır. Yani şeyiyet diye düşündüğümüz her şey helak olacaktır. Allah'ın veşi baki kalacaktır. Nasıl olacak? Bir kıyamette bütün bu gördüğümüz dünya üzerindeki şeyiyet, yani bütün varlıklar kıyamet kopmasıyla helak olacak, orada da bir şey kalmayacak. Ancak vahid ve kahhar olan Allah'ın veşi baki kalacak. O zaman olacak hadise. Ama bunun bugün de yaşanması gerekmekte. O zaman eşya dediğimiz şey bizim gözümüzde kıyameti kopmuş olacak, yok olacak. Yani nasıl kopacak? Bütün eşya yerli yerinde. Yalnız anlayışımız değişecek. Yani bizim bakış açımız değişecek. Çünkü bu eşya dediğimiz şey, bugün ilim de bunu zaten çok açık olarak belirtmekte, bir yapı taşlarından meydana gelmekte. Bu yapı taşları da atomlar olmakta, atomları dağıldığı zaman ortada bir şey kalmamakta. Yani bu gördüğümüz her şeyin aslında bir küçücük molekül, atomdan meydana gelmiş şeyler. Ve bunların zuhuru da Cenab-ı Hakk'ın her bir esmasının bir eşya şeklinde suret almasından başka bir şey değil bütün bu varlıklar. İşte bu alemdeki bu gördüğümüz varlıkların hakikatlerinin Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının bir görüntüleri olduğunu anladığımız zaman daha evvelce eşyaya bakış şeklimiz, anlayışımız değişeceği için eskiye göre eşya ne olmuş olacak? Yok olmuş olacak. Her gün helak olmuş olacak. Ama bu eşya yine varlığıyla var. Var. Neden var? Çünkü kendine göre değişik bir yapısı var. Biz bunlara iskemle, masa, işte büfe, cam eşya, tahta eşyalar diye isim vermişiz. Bizdeki bu kanaat değişecek. Bu kanaatın değişmesi onların helak olması demek daha bugün de. Şimdi biz bunlara tahta diye bakıyorken asıllarını idrak ettiğimiz zaman bunların bir ruhu, bir nuru olduğunu ve bu ruh ve nurdan meydana gelen de bir atom yapısının, bölgesel yapısının olduğunu düşündüğümüz zaman bu eşyaya bakışımız tamamen değişecektir. İşte bakışımızın değişmesi eşyanın helak olmasıdır.
Yani masanın kendine ait bir masalı olmadı, iskemlenin kendine ait bir iskemleliği olmadı. Bunların hepsinin bunların hepsinin Cenab-ı Hakk'ın birer isimlerinin zuhuru olduğunu anladığımızda eşya helak olmuş olacaktır. Kullu şeyin helikin illa veşeh. Bunun daha bir ötesi kullu men aleyhe fel ve yebka reş rabbidin zülcelal ve ikram. Diğer şekliyle şimdi eşya gözümüzden helak oldu. Eşyanın hakikatini anladık. Ancak bir de şuurlu varlıklar var. Yani insan dediğimiz şuurlu varlıklar var. İşte ikinci aşaması da bunun şuurlu varlıkların, yani men kim demek ki? Bu kimliklerin aslında kendilerine ait kimlikler olmadığı, bütün bu kimliklerin özünde yatanın hakkın varlığı olduğunu idrak ettiğimiz zaman da küllü men aleyhe fen hükmü ortaya gelmiş olacak ki bu tevhidin, yani hakikati tevhidin ikinci mertebesi olmakta. Birinci mertebesi la faile illallah, eşyanın yok olması. İkinci işte mertebede la mevcude illallah, men kimliklerin yok olması. Böylece seyir mertebesi devam etmekte. Yani bir evvelki ayette şeyiyetten bahsettiği için o şeyiyetin izahı bağında buna söylemiştik. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَعْ يُزِّهِدِكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. Kur'an-ı Kerim bilindiği gibi Allah'ın kelamı, yalnız Kur'an, işte kelamullah gibi sözleri söylediğimiz zaman sadece bir şartlanmış bir düşünce yapısı içerisinde bunları kullanmaktayız ki çok basit ve cüz'i bir şekilde kullanmaktayız. Ayetlerin ve hadislerin ve surelerin bütünü Kur'an-ı Kerim'in kendine has gerçekten çok muhteşem bir yapısı var. Ve işte bu yapının içerisindeki özellikleri ortaya çıkarması için de Cenab-ı Hak kardeşi olan insanı zuhura getirdi. Yani sadece bu alemde Kur'an-ı Kerim olsaydı kimse hiçbir varlık ondan bir şey anlamazdı. Sadece insan tek başına Kur'an olmadan bu alemde olsaydı o da bir işe yaramazdı. Sadece dâfne hükmünde kalırdı. Yani tefekkürü, düşüncesi olmayan ama iki ayet üstünde yürüyen varlık hükmünde olur kalırdı. İşte Cenab-ı Hak böyle muhteşem bir varlığa, yani insan denilen muhteşem varlığa ve de işte onun kardeşi olan o muhteşem Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ama ne yazık ki biz onu Esatirul Evvelin dedikleri gibi ehli küfründe eski satırlar, yani eski peygamberlerin hayat hikayelerini belirten bazı işte bilgiler veren bir kitap gibi işte rafa koymuşuz, sıradan kitaplardan birisi gibi, rafta kitaplardan birisi gibi ele almışız ama gerçek manada okumaya başladığımız zaman bir yerde daha geçmişti, onun her şeyde var ya. Kur'an okuma adabı içerisinde, şimdi insanın, bakın Kur'an-ı Kerim'in dışı hareketsiz, içi hareketli. İnsanın dışı hareketli, içi hareketsiz. İşte bu iki varlık birbiriyle ünsiyet ettiği zaman dışı da içi de hareketlenmiş olmakta. Kur'an-ı Kerim'in dışı, bakın rafta durduğu zaman birisi herhangi bir şekilde ona tesir etmedikçe yerinde duruyor. Ben Allah'ın kitabıyım, ben işte şurada dururum, ben burada dururum, ben üst başa geçeceğim diye kendisi hiçbir şey söylemiyor. Böyle itirazı da olmuyor. Hatta biz onu kitapların en altına da koysak yine ses çıkarmıyor. Neden? Dışı hareketsiz. Ama içini alır açtığımız zaman her bir harfi, hareketi, her bir ayeti, suresi o kadar büyük bir haşır neşir içerisinde ki eğer gözümüz açık olsa hangi ayet okuyorsak fezada veya dünyamızda o ayetin zuhurunu okuyan kendi içerisinde hani böyle bazen bir bat diye yakaza halinde falan gibi açılım olur ya insanlarda rüya hali gibi diyelim. Hangi ayete baksa onun derinliğine nüfuz eder, uzunlanır. Çünkü o yaşanıyor orada.
Gerçi o sayfa üzerinde sabit duruyormuş gibidir ama o manaların hepsi orada yaşanıyordur. İmamlardan Musa Kazım Hazretleri olacak yanılmıyorsam, gençliğinde düşünüyordum diyor, Kur'an-ı Kerim'i okurken nasıl güzel okuyayım Kur'an-ı Kerim'i diye. O zaman okuyordum ama diyor, ayetleri tam anlayamıyordum. Ama bunun üzerinde çalışıyordum. Rabbim de diyor öyle bir hal getirdi ki, namaz kılarken diye söylüyor, hangi sureyi okusam, hangi surenin hangi ayetini okusam, o okuduğum ayetin manaları sahneler halinde hemen gözümde açılıyordu diyor. İşte Kur'an-ı Kerim böyle. Yani kendi içinde manaları var. Yeter ki biz onları anlamaya çalışalım. Talebelerden birisi de şöyle demiş. Gerçi bu ayetle ilgisi yok ama Kur'an'la ilgisi var. Hocama diyor gittim. Hocam Kur'an-ı Kerim'den lezzet alamıyorum okuyorken. Ne yapayım? Hocam da diyor ki, dedi ki bana diyor, şöyle yap bakalım, bu işte sabah namazından sonra kalktım Kur'an-ı Kerim'i okuyorken, bunu kendin okuyor değil de hocandan dinliyormuş gibi, yani hocan okuyormuş da sen dinliyormuşsun gibi yap. Tabii yine sen kendin okuyacaksın ama okuyanın sen değil, dinleyenin sen olduğunu hocanın dilinden, lisanından çıktığı şekliyle düşün. Öyle bir tasavvur et demiş. Peki hocam demişim. Öyle yapıyor. Ertesi gün yine gittiği zaman ne yaptın oğlum? İşte nasıl? Biraz daha güzel geldi diyor. Peki diyor, o zaman biraz daha devam et. Bu sefer diyor sen onu sahabe-i kiramdan dinliyormuşsun gibi. Al bakalım diyor. Peki diyor, ertesi sabah sahabe-i kiramdan bir tanesi okuyor ben kendim de, o da dinliyor şekliyle. Ertesi gün tekrar gittiğinde nasıl oldu oğlum? Daha güzel oldu efendim diyor. Peki, o zaman biraz daha gayret et, Hazreti Peygamber'den dinliyormuş gibi yap diyor. Peki diyor, o da gidiyor kendi işte hücresine çekildiği zaman güya, yani kendisi okuyor ama Hazreti Peygamber okuyormuş da kendisi de dinliyormuş gibi yapıyor. Ertesi gün gittiğinde nasıl oldu oğlum diyor, çok güzel oldu hocam diyor. Peki biraz daha, o zaman sen biraz daha ileriye git de diyor. Yani biraz daha geliştir de Cenab-ı Hak okuyor da sen dinliyormuş gibi yaptı. Ya tamam. Ertesi gün de öyle yapıyor. Cenab-ı Hak bizatihi kendisi okuyormuş da o da dinliyormuş gibi yapıyor. Tabii ki okuyan da kendisi, dinleyen de kendisi de. Ama niye? Burada ve de idrak yani müşahede. Ertesi gün bittiğinde nasıl oldu oğlum diyor. Hocam diyor Kur'an-ı Kerim böyle okunuyormuş. Anladım şimdi nasıl oldu. Yani araya hiçbir vasıta sokmadan, kendini dahi araya sokmadan Allah'ın okuduğu şekliyle, yani ilk vahyi ilahi şekliyle diyor işte dinlemek, okumak lazımmış. Şimdi herhangi birimiz Kur'an-ı Kerim'i, elimize alıp okuduğumuz zaman aslında iş budur. Bunun dışında da değildir. Ama biz gafletimizden Kur'an-ı Kerim'i biz okuyoruz zannediyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize okunuyor. Kur'an-ı Kerim bize okunuyor. Biz onu lisana getiriyoruz sadece. Çünkü metin zaten var, yazılmış. Aslı var burada yani. Aslı var burada. O okunuyor bize. Biz onu ses olarak surete çıkartıyoruz. Ama okuyan aklın ta kendisi. Yazanı da kendisi, okuyanı da kendisi. Bir başka şekilde düşünelim. Ruhaniyetimizden o okuyor, beşeriyetimizden de biz dinliyoruz. Ruhaniyetimiz zaten hakkın varlığından ayrı bir şey değil. Ama beşeriyetimiz dünya şartlanmaları içerisinde şartlanmış. Biz kendimizi ayrı ve gayri zannetmişiz. Aslında biz de ondan gayri değiliz. İşte Kur'an-ı Kerim'i gerçek manada okuyup anlayabilmek için okuyanın da dinleyenin de aklın ta kendisi olduğunu idrak ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i çözmüş oluruz inşallah. Bu şekilde okuyalım. Şimdi bu bir düşünceyle baktığımız zaman böyle muazzam hadiseler var ki elem tera, bakın elem tera, görmedin mi diyor Cenab-ı Hak. Ne zaman diyor? Burada zaman yok. Bakın
Ya Resulallah, sen görmedin mi? Yani ey Habibim, sen görmedin mi? Ya 500 sene evvel görüldü de bugün görülmez gibi değil. Her tüm zamanlara hitap eden bir görüş meselesi var. Hem de soruyla, ellem tera, görmedin mi? Niye böyle söylenir? Biz de söyleriz ya, görmedin mi kardeşim, şu buradaydı. Yani var olan bir şey, zaten var olan bir şey, yok değil. Yani var olanı görmedin mi? Orada duruyordu işte gözünün önünde, görmedin mi diyor. Ne kadar açık, seçik bir izah. Ya bir de elif lamim ya. Elem tera. O aslında hem de ilim, orada elif lamim. Ama görmeyene elem olma. Sizin de hocam, görmedin, kardeşim. İşte üstünde işte bak, elem göremeyene elem olmakta. İşte bütün başımıza gelen elem, kederle bundan zaten. Elif Lam'ı görüyorsan iyi. Görüyorsan elem. Ennallâhe, bak görmedin mi? Muhakkak ki Allah halaka, halk etti. Neyi? Semavat ve arz. Görmedin mi Allah semavat ve arzı halk etti? Nasıl? O kadar açık ki. Bütün bu alemlere bakıyoruz. Efendim tabiat bu işte. Kendiliğinden oldu. Ne olur belki bak. Nereye kadar? Hani birisi de elem kadar fişken gözlere şiş. Esriye sorular halakat semavat vel arda, arkadan geliyor bil hakkı. Bak, görmedin mi Allah bu alemleri semavat ve arzı hak olarak halk etti. Bakın, hak olarak halk etti. Yani Cenab-ı Hak bütün bu alemleri, eşyalar, varlıklar, efendim, herhangi bir ayrı bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın hak esması üzere halk etti. Tefsirlere baktığımız zaman okuyalım. Gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını bilmiyor musun? Dilerse sizi yok edip yeni bir topluluk var eder. Ayetin devamı. Tabii ki burada böyle şeyler yok. Yani ayetin gerçek tefsirinde bunların birçoğu yok. Mesela yarattı diye burada yarattı geçmiyor. Halak geçiyor. Ki ama genel tefsirler onu yaratma olarak çevirirler. Aslında yaratma diye bir şey yok bu alemde. Sonra bilmiyor musun? Burada bilmiyor musun diye bir şey yok. Görmüyor musun diyor. Ama görüşü sınırlı bir şeye soktuğu için tefsirlerde bunu ilim olarak bilmiyor musun şeklinde yorumlamışlar. Tabii o mertebede bu da doğrudur, bu yanlıştır dediğimiz yok. Ama bize lazım olan Kur'an-ı Kerim'in gerçek mahiyetini idrak ederek okumak. Yoksa sıradan, hepimiz okuyoruz sıradan okumak bir şey değil. Televizyonlarda, radyolarda, her tarafta Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bizim nefsani manada okuyuşumuz değil, Cenab-ı Hakk'ın hakikati itibariyle okuyuşumuz bizim için lüzumlu olan şey. Bu dünyada bu eğitimi almamız lazım, yani tevhid eğitimini almamız lazım. Aksi halde şeriat mertebesi içerisinde, ikilik, isneniyet içerisinde hayatımızı sürdürürüz. Tabii bu da güzel bir şey. Kimseye bir şey dediğiniz yok. Kimsenin kimseye bir şey diyecek hali de yok zaten. Ama Cenab-ı Hak madem ki kendi esra-ı ilahiyesini ortaya koymuş. Bunları tabii tahsil etmek de bize görev olarak düşüyor. İnsanlara yani bizden kastınız. Elem tera innallâhe ve de tahkik yani muhakkak ki elem terallâhe de diyebilirdi. Elem tera ennellâhe. Yani muhakkak ki Allah hiç şeksiz ve şüphesiz halakı halk etti. Halkiyet zuhur manasını Cenab-ı Hak daha evvelce bütün bu varlıklar zuhura çıkmazdan evvel kendisi bir armada idi. Armanın işte ne olduğu hadis-i şeriflerde de belirtiliyor. Mutlak karanlık, mutlak yokluk, sevad-ı azam. Ama mutlak yokluk derken hiçbir şeyin yokluğu değil. Yani bilinmezlikte olan varlık. İşte oradan
ahadiyet mertebesine, ahadiyetten vahidiyetine, vahidiyetinden rahmaniyetine, uluhiyetine, rahmaniyetine ve rububiyetine, oradan da melikiyetine tenezzül etmesiyle bu alemler zuhura geldi. Yani bu alemler yoktan var edilmedi, yokluk denen batından yani amahiyetten zuhura çıktı. O zaman yaratılmadı, zuhur etti ve tecelli etti. Hani aşıklar, kamusu aşıktan yaratma kelimesini çıkardılar ya, yerine de tecelli ve zuhur kelimelerini koydular. İşte Cenab-ı Hak muhakkak ki semavat ve arzı halk etti, nasıl bir hakkı, hak ile. Bakın, hak esmasının arasına bir lam ilave ederek, bir de hanın üstüne nokta koyarak halaka, halk etti. İşte bu halk etti kelimesine biz halk diyoruz. Yani kabaca halk edilmişler diyoruz. Ve de yaratılmışlar diye de izah etmeye çalışıyoruz. Yani bütün bu varlıkta gördüğümüz oluşumların hepsinin batını hak, zahiri halk. Halk edilmişler. İn yeşâ yüzebiküm, eğer dileseydi sizi giderirdi, veya ettiği bir halkın cedid ve sizin yerinize tekrardan yeniden bir halk getirirdi. Gerek insanlar olarak, gerek bütün bu alemler olarak Cenab-ı Hak dilese idi ve de dilerse de tabi bütün bu varlığı tekrar batınını alır, yani amaiyetini alır, tekrardan sizin benzerleriniz yenilerini halk eder diyor. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزِ Bunları yapmak da Allah'ın üzerine kolaydır, zor değildir diyor. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا وَقَالَ الدُّعَفَا لِلَّذ۪ي نَشْتَكْبَرُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Eğer Cenab-ı Hak sizin hepinizi Allah için cemiyan ortaya çıkaracaktır. Yani kıyamette bariz olarak sizi tekrar gösterecektir. Nasıl şimdi bize her birer bedenlerimiz ölüm denen o geçit ile zahirden batına geçmekte ve görünmemekteyiz. İşte Cenab-ı Hak kıyametten sonra tekrar bariz olarak bizleri görüntüye getirecek. Berazulillah cemiyan. Allah için hepimiz de ortaya çıkmış olacağız. Bu arada وَقَالَ دُعَفَاءُ Zayıf olanlar لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Yani dünyada güçlü, kuvvetli olanlara, önder olanlara o zayıflar diyecek ki اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا Biz size tabi olduk. Hani önder olan cemiyetlerin önünde bulunanlar, partilerin önünde bulunanlar, bazı grupların önderleri, büyükleri, zenginleri işte. Onlara uyanlar, yani tabi olanlar, zayıf olanlar diyecekti ki اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا Biz sizlere tabi olduk dünyada. Yani o kargaşa arasında buradaki gruplar yine gruplaşacaklar, bulacaklar birbirlerini. Onlara tabi olup da ahiretteki ahvalleri kötüye gitmiş olan gruplar, grup başkanlarına tabi olanlar biz size tabi olduk da bu hale düştük diyecekler. وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنِينَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Onlar da diyecekler ki, bugün biz sizin üzerinizden bu azabı kaldırıcı değiliz, kaldıramayız diyecekler. قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ O önderleri diyecekler ki, لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ Eğer Allah bize hidayet verseydi, لَدَيْنَاكُمْ Biz de size hidayet verirdik diyecekler. Bir bakıma şeriat mertebesi itibariyle onları başlarından savmaya çalışacaklar orada. Yalnız bu ayet-i kerime çok müthiş bir ayet-i kerime. Şimdi hakikatiyle şu anda bunu anlatmanın yeri değil ama çok mühim bir ayet-i kerime. قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ Eğer Allah bize hidayet etmiş olsaydı لَهَدَيْنَاكُمْ Biz de size hidayet ederdik diye başlarından atacaklar. سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِئْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ Artık biz
selam aleyhine üzerimize müsavi olur. Sabretmemiz veya işte bağırıp çağırmamız bir fayda sağlamayacaktır diye söyleyecek o mahşer halkı. Ve malina minnahiz, bize bir kaçacak, sığınacak yerde yoktur bugün. Şimdi o mahşer halini bir düşünün, grup grup insanlar, bir sürü bir aşağı yukarı tahmin edildiğine göre 100 milyar insanın olacağı bizim haşrımızda, yani bizim yaşadığımız neslimizin, haşrımızın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek 100 milyar insan tahmin ediyor yaklaşık olarak geçmişlerle birlikte. Bu 100 milyar insan yine dünyadaki olduğu şekilde grup grup herkes gruplaşacak ve hangi peygambere tabi iseler o peygamberin şeyinde, ümmetinde olarak çıkacaklar. Yalnız bu tabiiyat, bakın İsa Aleyhisselam'a kadar gelen sürede, Aziz Peygamber geldikten sonraki insanların hepsinin Aziz Peygamber'in ümmeti olması gerekmekte. Çünkü diğer peygamberler nesledilmiş vaziyette. Yani şunu ayıralım. Aziz Peygamber gelmezden evvelki kavimler kendi peygamberlerinin şeyinde olacaklar, sırasında olacaklar ama Aziz Peygamber'den sonra gelmiş de ona iman etmemişse ne Hristiyan İsa peygamberin arkasında olacak ne Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında olacak. Eğer Musevi ise, yani Musevi olarak hayatını sürdürdüyse ne Musa Aleyhisselam'ın arkasında olacak ne Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında olacak. Çünkü Muhammed şeyde, Musa Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam da kendisinden sonra gelecek peygamberleri bildirdiler ve onlara tabi olması gerektiğini söylediler ümmetlerine. Ama ümmetleri dinlemediler, gerek siyasal, gerek milliyetçilik bakımından öyle devam ettirdiler. Tabii sorun, onların sorunudur, onların da şu iradeleri yaptıkları, işte bizim müdahale edecek halimiz yok kimseye, ancak olacak bu. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam gelip de din-i İslam tebliğ edildikten sonra ölen insanların hepsi Hazreti Peygamber'in ümmeti olmakta. Bu ümmette iki tür bilindiği gibi, bir ümmeti davet, bir ümmeti icabet. İcabet etmiş olanlar ümmeti icabet. İcabet etmeyenler de, yani İslamiyet'i kabul etmeyenler de kıyamete kadar ümmeti davet. Yani davetlidirler. Kapılar açıktır, İslami kapı açıktır. İşte o, onların hali biraz zor işte. Yani sanıyorum ki Hazreti Peygamber'den sonra gelen bir İsevi veya bir Musevi peygamberleri kendi hizasında tutsun. Tabi Allah alem o günün hali nedir? Daha evvelki ümmetlerini tutarlar çünkü bir hukuk, Muhammedi hukuk gelmediği için onlar kendi söyler. Ama ne zaman ki o sınır çizildi, Aziz Peygamber geldi, ondan sonra gelenlerin hepsi onun ümmetidir. İster eder, ister etmez ayrı mesele. İşte bunlar grup grup burada da olduğu gibi işte şu partiden bu partiden işte şu kuruluştan bu kuruluştan o kuruluşun önderlerine bakacaklar ki iş kötü orada. O zayıf olanlar, tabi olanlar diyecekler ki biz size uyduk da bu hallere düştük. Onlar da işte diyecekler bugün yapacak bir şeyimiz yok. Bu arada şeytan da devreye girerek vekale şeytanu لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ. Bu hakikat ortaya çıktığı zaman, yani kıyamet gününde emir meydana çıktığı hüküm, yani kıyamet koptu, ortalık işte herkes ortalığa döküldü. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ. Allah size vaadini yerine getirdi, tuttu. وَعَدَ الْحَقِّ hak olarak ve vaattüküm fehleftüküm, ben ise vaadimden ihtilaf ettim, döndüm diyecek şeytan da o gün insanlara. Hani bugün ve işte geçmişte hep vaat ediyor, nefsaniyet vaat ediyor, işte şöyle yapın, rahat edin, gezin, dolaşın falan gibilerde. Allah size vaat etti, vaadinde durdu diyor. Bak kıyamet olacak dedi, kıyamet oldu işte. Haşır neşir olacak dedi, oldu. Ondan sonra cennet, cehennem, yani Cenab-ı Hak ne vaat veya vaid etmişse onların hepsi insanların başına gelecek. Ama bu arada
şeytanın vaatları ortaya gelmeyecek. O da öyle diyecek. Allah size vaat etti, vaatinde durdu. Ben ise vaatinden döndüm. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Ben size de zorla bana uyun demedim. Üzerinize de bir güç koymadım diyecek şeytan. Bakın nefis. Burada o da haklı. Tabii ben sizi zorla çekmedim söylediğim yerlere diye. اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَسْتَجَبْتُ لِي Ben sizi davet ettim sadece, siz de bana tabi oldunuz. Ben neredeyim diyecek. O da yükü böyle atacak sırtından. Ne olacak o zaman? İnsanlar herhalde baş başta kalmış olacaklar. Önderleri, yani parti başkanları gibi işte yeni bir kötü bir şey ortaya getirmiş olan, peşinde olan kimseler, onlara diyecekler biz size uyduk, onlar da uymasaydınız diyecekler. Şeytan da aynı şey diyecek. Bana uymasaydınız ben sizi zorlamadım diyecek. Ve bunun üzerine فَلُومِينِ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومِي اَنْفِسَكُمْ Siz beni kınamayın bugün, kendinizi kınayın diyecek şeytan ona. Nefsinizi kınayın, bana ne bakıyorsunuz diyecek. مَا اَنَا بِمُسْرِح۪يكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْرِح۪ينَّ diyor. مَا اَنَا ben değilim diyor, sizi kurtaracak. وَمَا اَنْتُمْ مُسْرِح۪ينَ Kurtaramazsınız. Yani siz de beni kurtaramazsınız. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaramazsınız. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اِنِّي مَعْقَدْ وَنْ كَفَرْتُ Küfrettim bima o şeye اَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ Daha evvel ben o şeye küfrettim. İnne zalimine lehum azabun elim. Muhakkak ki zalimler elin bir azap içerisindedir. O gün mahşerin hali gerçekten çok korkunç bir hal olacak. Yani. وَيَدْخُلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ وَيَدْخُلِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere gelince onlar dahil olurlar. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler cennetin cennetlere girerler. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ altlarından ırmaklar akan cennetlere girerler. Halidine fiha, orada kalıcıdırlar, biizni Rabbihim. Rablarının izniyle orada kalıcıdırlar. Tahiyyetühüm fiha selamun, orada oturacaklardır, tahiyyet edeceklerdir, huzurdadırlar onun içerisinde. Ve selamun ve selamette olacaklardır. Tekrar, elem tera keyfe taraballahu meselen, kelimeten, tayyibeten, keşeceratin, tayyibetin, asluha, sabitin ve feroha, sema. Yukarıdaki ayette belirtildiği gibi yine, elem dara keyfe, görmedin mi Rabbim nasıl darabellahu, Allah misal vermekte. Görmez misin Rabbim nasıl misal vermekte, meselen, darbu mesel bile. Neyi misal vermekte? Kelimeten, tayyibeten. Tayyip, temiz bir kelimeyle misal verdiğini görmez misin? Nasıl? Keşeceratin, tayyibetin, yani temiz bir ağaç misaliyle, asluha, sabitin, onun kökü yerde sağlam, sabit, ve feruha, dalları ise semaya doğru uzanmış bir ağaçla, size misal verdiğini görmez misiniz? Burada şimdi bir daha okuyayım. Ayet-i Kerime çok konuşuyor. Elem tera keyfe darabellahu mesele. Allah nasıl bir darbu mesel verdi görmez misin? Kelimeden tayyibeten, tayyip temiz bir kelime ile keşeceraddin ağaç gibi ki tayyibetin temiz bir ağaç gibi yani temiz bir kelime ve temiz bir ağaç misali. O
Asluha sabitün, kökü yerde sabit, sağlam yani. Ve feruha dalları uzantılar ise semada. Böyle bir misal vermekte. Şimdi burada kelimeten, hayibeten ne demek? Sadece tefsirde o geçiyor. Bakın, Allah'ın hoş bir sözü, hoş bir söz diye geçiyor. Sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Meyve mevzu arka sayfada gelecek, o için almış. Burada bakın, kelimeten, tayyibeten, bizde bir kelime vardır. Hani kelime ile başlarız. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. İşte bu tayyip kelime bu. Kelime-i tayyip. La ilahe illallah. Bundan daha temiz bir kelime olmaz. Gerçi Allah'ın tüm kelimeleri temizdir. Kur'an-ı Kerim'de temiz olmayan bir şey yoktur. Kelime yoktur. İfadesi necis bile olsa kendisi temizdir. Yani necisi ifade eden bir kelime bile olsa ama kelime temizdir. Yani necistir ifadesi öyle olabilir ki aslında o da görencedir yani. İşte bu kelime-i tevhid, kelimeten, tayyibeten öyle bir kelime ki bir şecera, bir ağaç gibi, temiz bir ağaç gibi kökü yere sapsağlam, dallar yukarıya doğru, semaya doğru çıkmış ve meyveleri de olacak sonraki bir ayette. İşte kelime-i tevhid gerçekten bütün bu alemleri bünyesinde yaşatmakta. Yani bütün bu alemdeki varlıklar ister bilsinler ister bilmesinler hep bir ağızdan koro şeklinde la ilahe illallah demekteler. Ehli küfrü de bunun içerisinde, ehli imanı da içerisinde, ateşperesti de içerisinde. Her ne kadar onlar gaflette olsalar da bu hakikati, bu özelliği bilmeseler de özleri ve batınları itibariyle bunu söylemekteler. Bunun dışında bir şey söylemeleri de mümkün değil. Söylemelerimiz de mümkün değil. Yani biz de o varlığın içerisinde olduğumuzun. Her bir varlık kendi zikrini yapmakta. Yüsebbihu bihamdi rabbihim. Rabbinin tesbihiyle her varlık hakkı tesbih etmekte. İşte bu tesbih etmelerinin tamamı bütünü sadece bir la ilahe illallah. Bütün alemler boyunca. Şöyle bir tefekkür edip dinleyelim bakalım. Bir alem korosu olarak bir kelime-i tevhidin çıkışını. Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ilahiyesi kendi istikameti içerisinde la ilahe illallah demekte. Yani her bir isim kendi görevi içerisinde, kendi zuhurları içerisinde kelime-i tevhidi söylemekte. Zaten söyleyecek başka bir şeysi yok. Başka bir şey yok ki zaten. Neyi söylesin? Kendinde olan o aslı, yani tevhidi nasıl, kelime-i tevhidi nasıl? La ilahe illallah diye ferdi olarak söylenen bu kelime-i tevhidler mahal olarak her varlıktan, bir de tümden, tüm bir koro olarak kelimeten, tayyibeten, bu tayyip kelimeyi söylemekteler. Söylemekteyiz. Biz bilsek de bilmesek de. Yani. Bu mevzu kelime-i tevhid kitabında daha geniş vardır. İşte bu kelime-i tevhid yani la ilahe illallah keseceretin tayyibetin yani tayyip bir ağaç gibidir. Yani özlerinden bütün alemi sarmıştır bu kelime. Yani bütün alem zaten la ilahe illallah demektir. Bilse de bilmese de. Şuuru olsa da olmasa da. Kendine has şuuru ile bunu söylemekte. Başka bir şey de zaten söylemesi mümkün değil. Dışarıdan baktığımız zaman birisi inkarcı da olsa, küfür ehli de dahi olsa özünden la ilahe illallah demektir. Başka ana dil, başka yolu yok. Ve kadâ rabbuka la tabudu illâ iyâhu ayetinde de belirtildiği gibi Rabbinin hükmü odur ki ondan başkasına ibadet etmeyesin diye. Ama surette puta tapar, şuraya tapar, buraya tapar. Batını itibariyle. Evet. Başkasına ibadet etmesi mümkün değil. Ancak ayrılacak bir şey var belki sohbetin daha evvelindeki sözlerle ters düşer gibi. Bu idrak ediş, bu anlayış oraya çıkanlara göre bir anlayış. Bakın şimdi.
Eğer bir kimse kendi beşeriyetiyle yaşıyor ise, kendi nefsaniyetiyle yaşıyor ise, her şey yerli yerinde orada. Küfür ehli de var, inkar ehli de var, mürtetler, taat edilmişler, hepsi var. Ama yerden baktığımız zaman, ama yukarıdan, hakikatinden baktığımız zaman, hepsinin aslında özünde olan kelime-i tevhid şeceresinde, şeceret-i mübareke ediyorlar ama ondan başka bir şey yok. Bilen ayn, bilinen gayri. İşte kim bu hakikati biliyorsa, ayni bilmiyorsa gayri kalmış oluyor. Yani perdeli olarak kalmış olmaktadır. Ve de bu kelime-i tevhidi söyleyen de ancak yani bu şekilde söyleyebilen de insan-ı kamil ismini almak. Onun dışında olanlar zaten kelime-i tevhidi insani olarak söylemekteyiz. Evet, ayetin devamı. Tü'ti ükülühe küllühinin biizni rabbihim. Tü'ti verir, yani o şecereten, dayıb eden büyük pat temiz ağaç verir. Ne var? Ne verir? Ükülühe. Meyveler verir. Küllühin. Her zaman. Bakın. Hiç onun meyvesi eksilmez. Yaz, kış diye onun bir ayrı olmaz. Ayrımı. Nasıl? Biizni rabbihe. Rabbinin izni ile. Yani Rabbisinin izni ile. Küllühinin her zaman onun meyveleri vardır. Şimdi zaman dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz? Evvela yazla kışı, seneleri anlıyoruz, yaz kışı anlıyoruz, sonra 24 saat anlıyoruz işte gece gündüz. Sonra işte öğlen akşam ikindi diye anlıyoruz, sonra işte bir saat bir saat sonra diye anlıyoruz. Ama daha sonra an, an olarak yani her an bir zaman. Yani kelime-i tevhidin meyveleri her an ne yapılıyor? Tü'ti, ita ediliyor, geliyor. Bakın küllühin her zaman ayrılmamış sabah akşam ya kışın yazın verilir diye küllühin her zaman da verilir. İşte kim ki kim ki herhangi bir zamanda tefekkür ediyorsa işte tefekkür ettiği zaman kendisine gelen kelime-i tevhidin meyveleridir. Yalnız bu tabii tefekkür nefsani manada yapılıyorsa nefs kaynaklı gelir. O zaman ona kayıtlığı karışır biraz. Bozulur temizliği yani. Ama gerçekten Hakk'a bağlantısını tamamlamışsa, Hak'tan geliyorsa külleki bir izni Rabbisin. Bakın şartı da o Rabbinin ismiyle gelmek. İşte burada o meyveler ne meyveleri? Bu arada kişi tasavvurunda olduğu, tefekküründe olduğu hangi esma-i ilahiyenin zuhuru varsa, hangi ismin özelliklerini düşünüyorsa o ismin meyveleridir. O istikamette bilgiler gelir. İşte böylece Cenab-ı Hak veyabibullahu Allah dar meseleler getirir. Emsale linnâsi, bakın insanlar için böyle misaller verir. Bakın demin aşağıda şeceretin tayyip eden dedi. Tayyip eden, kelim eden dedi. Bunlara birer misal. Neyin misalleri? Hakikatlerin misalleri. Niçin? Linnâsi. Bakın insanlar için bu misalleri getirmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü misal var bilindiği gibi. Birisi geçmiş peygamberlerin sahnede yaşanmış hayatlarının misalleri. Şeyler başka bir ders bana yazsan başka olur. Ayrı kişi. İkisi de aynı motorlar. Yok, hem de